hocam. Kolon kanserinin tedavi yöntemleri nelerdir? Evet. Kolon kanserinin tedavi yöntemlerinde erken evre hastalıkta bir bağırsağın sağ kolon ve sol kolon kısmı dedik, bir de rektum kısmı var. Özellikle rektum kısmında genellikle belli bağırsağın duvarını aşmış olmuş olan tüm kanserler dahil olmak üzere radyoterapi kullanılır önce sıklıkla diyelim. Radyoterapi ile beraber kemoterapi kullanılır ama onun dışındaki hemen tüm diğer bölümlerde erken evrede önce ameliyat edilir. Ameliyattan sonra hasta gerekirse kemoterapilerle devam edilir. Bu kemoterapilerin pek çoğu 3 ila 6 ay sürmektedir. Yalnız yeni yaklaşımlarda lokalleri dediğimiz, yani bir şekilde çok büyük bir cerrahiye gerekecek hastalarda, bağırsağın diğer taraflarında da öncelikle kemoterapi verip belli bir süre, yine 3-6 ay, ondan sonra hasta ameliyata götürülebilir. Yani ana tedaviler cerrahi, medikal onkolojidir. Rektum kısmında da radyasyon onkolojisi branşından faydalanılır tedavi sırasında. Ama örnek evre 4 bazı hastalıklarımız vardır. Karaciğer atlamıştır, akciğer atlamıştır. Bunlarda da lokal tedavileri çok sıklıkla kullanmaktayız. Lokal tedavilerden ana tedavilerde bir, yine cerrahi olarak sıçramış alanı, karaciğerlik sıçramış alanı ameliyatla çıkarttırabildiğimiz gibi, o alanlar uygun lokalizasyonda ise eğer, onlara radyo cerrahi dediğimiz radyoterapi ile yakma işlemi veya radyo frekans ablasyon dediğimiz girişimsel radyoloji işlemlerle, bazen bunu cerrahlar da yapar, frekans, radyo frekans dalgalarla yakma işlemi yapılabilir veya daha büyük alanlarda nükleer tıp yöntemiyle bir takım halk arasında atom tedavisi diyebildiğimiz radyoniklit tedaviler damardan doğrudan ilgili karaciğer alanına verilerek hastalık multidisipliner bir şekilde kontrol altına alır. Yani alınır. Her evrede mutlaka çeşitli branşlarla diyalog halinde olmakla birlikte ana tedavi hemen hemen birçok evrede sistemik tedavilerdir. Ama dediğim gibi bir orkestra gibi gerekli şefliği yaparak, branşları koordine ederek hastanın takibini yapmak gerekmektedir.